Merhaba, İstanbul Hepimizin Girişimi tarafından hazırlanan Şehir Hepimizin programının 63.sine hoş geldiniz. Efendim bugün iki konuğumuz var stüdyomuzda. Çevre bilimcisi hocamız Profesör Doktor İlhan Tanıllı. Hoş geldiniz hocam, merhabalar. Ve çevre mühendisi arkadaşımız Murat Özbaşaran. Hoş geldin Murat, merhaba. Hoş bulduk, merhabalar. Evet, bugün Kanal İstanbul ile ilgili bir program hazırladık. Bu aslında ilk program Kanal İstanbul üzerine gerçekleştireceğimiz. Bundan sonra bir veya iki programımız daha olacak. Bu programda, ilk programda projenin bilinen ana hatlarını konuşacağız ve çevre etki değerlendirme türlerini ve süreçlerini ele almaya çalışacağız. Ben İlk olarak Murat Özbaşaran'dan bu projenin, Kanal İstanbul projesinin bilinen ana hatlarını, temel bilgilerini rica ediyorum. Teşekkür ederim. Öncelikle projenin şu an itibariyle bildiğimiz kadarıyla elimizdeki bilgiler doğrultusunda, ki bu bilgiler şu anda çevre etki değerlendirme raporunu hazırlanması için başvurunun yapılması üzerine bir ön başvuru raporu üstünden edindiğimiz bilgileri kapsıyor. Öncelikle yani burada hali hazırda bir çevre etki değerlendirme raporu olmadığını da ifade etmiş oluyoruz herhalde. Doğru. Bu bir ön başvuru niteliğinde olan bir dokümandır. Çünkü kamuoyunda bu farklı biliniyor hocam. Çevre etki değerlendirme raporunun süreci başlatmak çıktı için başvuru raporu diyebiliriz. Evet. Bizim de edindiğimiz bilgiler, böyle bir projenin kendisini görmüş değiliz. Sadece böyle bir ön başvuru dosyası üstünden edindiğimiz bilgileri size aktarabilirim. Evet. Çok hızlıcana baktığımız zaman toplam 45 kilometre olduğu söylenen, genişliği yer yer 400 ila 1000 metreleri bulan, derinliği ise 25 metrelere kadar bulan bir kanal açılması söz konusu. Projenin genel ana inşaat kalemi Karadeniz'den bu. Karadeniz'den Marmara'ya kadar uzanan. Karadeniz'den Marmara'ya kadar uzanan. Tabii bu sadece bir kanal açılımı ile sınırlı değil. Aslında bu arada görsellerimizi de tabii ki koyabiliriz. İsteyebiliriz herhalde, değil mi? Evet. Bir nolu görsellerimizden başlayabiliriz. Evet, bir A'yı bir A, bir B, ekrana alabiliriz. Evet. Şimdi buradan da görüldüğü üzere projenin birkaç tane alternatif çalışılaraktan, daha sonra üstünde değerlendirmesini yaparız, alternatif 4 olarak söylenilen bir güzergahın seçildiği belirtiliyor. 4 ayrı güzergah söz konusu. 5 tane çalışılmış. Bunlardan bir tanesi alternatif 4 seçilmiş. En iyi çıkmış. Öyle söyleniyor. Belirli dolayısıyla kriterlerle en iyi olduğu söylenen 4. güzergahı teklif ediyorlar. Evet. Tabii projenin sadece bir kanal açılımıyla sınırlanmadığını söylemiştik. Neler var şöyle çok hızlıcana baktığımız zaman projenin içinde. Bir kere ciddi bir kıyı dolgu alanları var. Bu bir özellikle 1C fotoğrafında gördüğümüz, belki oraya geçebiliriz. 1C'ye geçebiliriz. 1C'ye geçebilirsek, evet. Kuzeyde yani Karadeniz tarafında dolgu alanları. Dip taramasıyla, yani bu kanal açılırken yapılacak olan dip taramasıyla çıkan atıkların veya atık demeyelim dolgu hafriyat malzemesinin yığılacağı bölümler. Burada hem Karadeniz tarafında hem Marmara tarafında taşımacılık rahatlatılması için düşünülen konteyner limanları, iki tane çok büyük konteyner limanı. Aynı zamanda bunlara malzemeyi getirecek, konteyner getirecek gemiler için bir takım mendirekler, koruma alanları, bunlara hizmet edecek yapıları hiç saymıyoruz. Bunlar zaten irili ufaklı birçok yapı. Yani lojistiği sağlayacak. Lojistiği sağlanması olan açısından. Onun dışında kanal içinde iki tane yat limanı, bir tanesi Sazlıdere Barajı'nın
ve güzergahı üstünde olan bölümü de içerdiği için burada yapılacak olan bu 1000 metrelik genişlik herhalde bunlar için. Muhtemelen öyle gözüküyor. Elimizde bir proje olmadığı için bunlarla ilgili net olarak kesin bir bilgimiz yok. Sadece başvuru dosyasından okuyabildiğimiz şeyler. Bunun dışında bir tane de Sazlıdere'nin dışında bir tane de Küçükçekmece'de 1200 teknelik bir yat limanı mevcut. Köprü ve yol geçişleri tabii ki bu kanal boyunca toplam 6 tane geçiş var. Yani Marmara'yı Marmara'dan Karadeniz'e olan bu kanalı aşabilmek için kurulacak olan köprüler ve geçişler var. Bazıları asma köprü mü yoksa normal açılır köprü mü olduğu bilinmiyor. Böyle bir geçişler var. Ve bunun dışında da asıl tabii buradan çıkacak olan yaklaşık 1,5 milyar metreküp olduğu söylenen, çünkü bu hesabı da bilemiyoruz neye göre yapıldığını şu anda. Ama bu raporda bu raporda var. Doğru. 1,5 milyar metreküp ne demektir hocam? Nasıl bir şey? Murat Bey onu size açıklayabilir. Yani 1,5 milyar metreküpü şimdi çok anlamak mümkün değil ama basit bir hesapla tahayyül etmek biraz zor olsa da şöyle aslında anlatmak çok daha kolay olacak. 3 şeritli bir otoban düşünelim, bir otoyol düşünelim. Evet. 15 metre genişliğinde. Biz bunun üstüne 1 metre kalınlığında bir toprağa yaymak istesek, doldurduğumuzu varsayarsak, evet, bu yolun uzunluğu yaklaşık 100 bin kilometre. 100 bin kilometre. Evet. 100 bin kilometrede işte 40 bin kilometre olarak düşünürsek dünyanın çevresini neredeyse 3 kez dönebilecek kadar bir malzemeden bahsediyoruz. 15 metre, evet, genişliğinde 3 şeritli. 1 metrede yüksekliğinde. 1 metrede yüksekliğinde. Bunu 10, evet, 10 metre yaparsanız 100 bin değil 10 bin kilometre çıkar. Evet. Fakat tabii bu sadece kazı sonucunda elde edilen, bir de dip taramasının sonuçları da var. Bunların hepsi de 3 tane ada, grup ada olarak Marmara Denizi'nde bir şekilde bertaraf edilecek. Böyle alanlar yapılacak. Ada ama yapılacak. Ada yapılacak, evet. Bunlar da birinci grup Marmara Adası 186 hektar. İkinci grup 4 adadan oluşan toplam 155 hektar, üçüncü grup 3 adadan oluşan 104 hektar olarak belirtilmiş. Evet. Ancak bunların nitelikleri hakkında yine bir bilgimiz yok. Yani nasıl kullanılacağı hakkında bir bilgimiz yok. Evet, evet, evet. Dolayısıyla projeye ait genel bilgiler bu. Maliyet olaraktan da 60 milyar TL olarak söyleniyor. Ancak yine elde edilen diğer bilgilere göre bu sadece kanalla sınırlı ve kanalın etrafında yapılacak bu diğer demin saymış olduğumuz yapılarla bu 50 milyar dolara kadar çıkabileceği söyleniyor. Önemli olan bu proje bütün uluslararası, sadece Türkiye'yi ilgilendiren bir proje değil, aynı zamanda bütün dünyayı ilgilendiren büyüklükte bir proje olması sebebiyle, evet, yani büyük bir proje midir? Büyük ötesinde ele alınması da ciddi şekilde yapılması devasa gereken bir proje olarak gözüküyor. Evet. Bu verdiğin bilgilerin tamamı bahsettiğimiz rapordan alınmış bilgiler. Doğrudur, değil mi? Doğrudur. Yani hükümete tarafından siparişi verilmiş ve hazırlatılmış. Efendim şimdi Denizcilik Haberleşme, Ulaştırma Denizcilik Haberleşme Bakanlığı'nın Gemi Kıyı Liman İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nün teklif ettiği bir proje olarak bir ÇED başvurusu olarak yapılmış. Evet. Murat Bey sanıyorum söyledi mi hatırlamıyorum ama 6 tane de geçiş var. Geçiş var. Doğru. Evet. Bunlar köprü şeklinde geçişler var. Ve yol bağlantılarının da çok uyumlu olduğu söyleniyor. Zaten 5 tane alternatif güzergahı belirleyen de o bahsettiğiniz ÇED başvuru raporu. Bakınız gerçek ÇED değil bu. Evet. Gerçek yani, ÇED derken neyi anlamamız lazım hocam? Bu aşamada eğer bunu biraz açmak lazım. Lütfen. Şimdi proje özelinde değil de
bu projede geçerli değil de genel bir ÇED kapsamı hakkında bilgi vermek lütfen istiyorum. Evet. Şimdi yönetmelikle bütün dünyada uygulanan çevre etki değerlendirmenin bilimsel tarafını birazcık açmakta yarar var. Evet. Şimdi yönetmelik hükümleri açık olabilir, yanlış olabilir, bizim tarafımızdan uygulaması yanlış yapılıyor olabilir. Kesinlikle yönetmelikle ilgili olarak konuşmayacağım. Çevre bilimi ve mühendisliği itibariyle bu kariyerin getirdiği bilgilerle bir bilimsel ÇED'in ne olduğunu anlatmak istiyorum. Şimdi çevre bir kere bir ekosistemler bütünü. Ekosistem dediğimiz şey bir sibernetik sistem. Sibernetik sistemler kendisine bir etki yapıldığında o etkiye bir tepkiyle karşılık veren dinamik sistemler. Böyle bir sistemin içerisine dünyada kim olursa olsun, sınırlarla ilgili değildir bu ekosistem. Devlet, ülke sınırlarıyla ilgili değildir. Yani ulusal bir mesele değil yani. Evet, Yunanistan'daki Atina rafinerisinin dumanı Türkiye'ye gelebilir. Evet. Yatağan santralının, termik santralının külü şeyi de dumanı da Yunanistan'a gidebilir. Bu ille oraya gidiyor diye oraya bu ekosistemleri göz ardı etmemiz mümkün değil. Orası Yunanistan, burası Türkiye diye. Şimdi böyle bir sisteme bir faaliyet yapacağınız zaman bunun bir bütçesinin yapılmasında yarar var. Bu bütçenin kesinlikle parayla ilgisi yoktur. Böyle bir bütçe çevrenin yani ekosistemin bütün canlı cansız varlıklarıyla kendisinin istediği bir şeydir. Yani benim asimilasyon hızıma çevre diyor bunu. Hiç kimse söylemiyor. Böyle bir şey yönetmeliklere falan yazılamaz. Böyle bir sisteme yapacağın etkiyi yani koyacağın projeyi yapacağın benim kaynaklarımı kullanarak yapacağın etkiyi doğanın kaynaklarını evet, kullanarak bunu sürdürülebilir kılmam için insanoğluysa da bu sivrisinekse de kaplumbağa, canlı, tuz, nehir, göl ise de hepsi birer çevre kaynağı olarak çünkü dünyada çevre kaynağı olmayan bir kaynak yoktur. Bu kaynakların sürdürülebilirliği onların sürdürülebilir olmasına bağlıdır. Yani üç kaplumbağayı üç kaplumbağada tutmaktır. Şimdi böyle bir sisteme siz bir böyle bir projeyi teklif ettiğinizde şimdi özeline geliyorum. Yani Kanal İstanbul evet, özeline evet, geliyoruz. Her proje için bir tekstil fabrikası kuracaksınız. Yerini söylüyorsunuz. Projesini yapıyorsunuz. Ona da bir ÇED gerekiyor. Buna da bir ÇED gerekiyor. Bu projeye de gerek. O zaman ÇED'in iki tane yönü var. İki çeşit ÇED var. Birincisi politika, plan ve programlama aşamasının fikrini ortaya koyan ve büyük ölçüde karar vericiye yön gösteren bir stratejik ÇED denilen, dünyada da bu böyle, stratejik ÇED denilen bir kavram. Bu kavramda çok detaya girilmez. Ancak bir fikir projesi, bir avam proje diyelim, fikir demeyelim de, bir projenin, yani böyle bir kanal yapmanın projesinin sonuçlarına bakarak buna onay verildiğinde gerçek projesi yapılarak, detay projesi yapılarak bu projenin gerçek ÇED'i yapılır. Orada da detaylı bilgilere yer verilir. Çok kısa olarak şunları bir ele aldığı konular olarak baktığımda stratejik ÇED, stratejiyi, vizyonu, kavramı ortaya koyar. ÇED ise bir projeye, teklif edilen projeye ki o proje henüz ortada görünmüyor. İnşaat ve işletme faaliyetlerine, daha doğrusu yapım ve işletme faaliyetleri sırasında dinamik olarak o faaliyetlere bakar. Karar verme basamağı stratejik ÇED'de politika, plan, programların ilgilendirir. ÇED'de ise sadece projeyi ilgilendirir. Karar sürecindeki rolü stratejik ÇED yardım edicidir, kolaylaştırıcıdır.
ÇED'de ise yönlendirici yaptırım sahibine taahhüt yükü getirir. Yani böyle yapacağım, şöyle yapacağım, şöyle yapacağım, bu sırada çevreyi böyle koruyacağım der. Şimdi daha fazla bir de bir başka çok maddesi var ama halkın katılımının süreç içerisindeki rolü ise halkın katılımı süreci stratejik ÇED'de de vardır. Gerçek ÇED'de de vardır. Bu sırada halkın katılımının rolü çok önemlidir. Yani bir ekosistemin popülasyonu olan, en akil popülasyonu olan insan topluluğunun kendi kararı, o yaşam yerinin, habitatının kararı olmadan böyle bir faaliyete, projeye izin verilmemesi gerekir. Şimdi bunu anlattıktan sonra bakınız, bir projenin faydası ile, yani getirileri ile çevreden götürdüğü kaynakları arasındaki farkı ancak siz çevre yönetim sistemi ile kapatabilirsiniz. Yani aradaki etki farkını bir çevre yönetim sistematiği yaparak yapabilirsiniz. Yani negatif etkiler çare nedir? Baktığınızda ÇED bunları içermelidir. Ancak böyle projelere olumlu karar verilir, başlanır, izlenir ve devam edilir. Şimdi sizin bütçe demenizin temel... Bütçenin anlamı mali, ekonomik bir şey. Ekonomi diye bir şey zaten yoktur. Ekonomi ekosistemin yönetimi anlamına gelir. Gelir, evet. Ekoloji ise o yaşanılan yerin bilimi demektir. Dolayısıyla o yaşanılan yerin bilimini sürdürülebilir kılmanın rolü çevre yönetim sistemi yapmaktan geçer. Bütün projelerin, teklif edilen bütün projelerin üzerinde çevre yönetim sistemi projesi de olmalıdır ki karar verici, politikacı, programcı, plancı bu kararı verirken ona yardım etmiş olmak içindir bu. Hemen bir şey sormak istiyorum hocam. Özeline geldiğinde geçmeyelim oraya. Projesine atıflar yapacağım. Evet. Oraya geçmeden hocam, şimdi görüldüğü kadarıyla Murat'ın verdiği bilgilerden hareketle soracağım bunu. Aslında birden fazla proje var. Yani sadece bir kanal açmıyoruz. Kanal dışında hem Karadeniz'de hem Marmara Denizi'nde hem de kanalın üstünde ve içinde birçok yeni proje yapıyoruz. Yani bu anlamda aslında sizin belirtmiş olduğunuz çevre etki değerlendirme sadece 45 kilometrelik bir kanalla sınırlı olamaz herhalde. Hayır. Zaten söylediğimiz gibi şu anda elimizde bu konuşmaya vesile olan ÇED başvuru raporudur. Evet. Bu ÇED başvuru raporu yatırımcı, yani bakanlık ve onun genel müdürlüğüyle bu ÇED'i teklif ettiği ve yapmasına karar verilen grubun sunduğu bir rapordur. Bu raporda ne olursa olsun karar verici projesini yapıp ve bu işe başlamak için olumlu kararı alıp yeni bir ÇED yaptıracaktır. Zaten raporun her sayfasında da bu konu daha detaylı ÇED'de incelenecektir, ÇED'de ilgilenecektir demektedir. Fakat Murat Bey'in anlattıklarına bir ilave olarak şunu söylemek istiyorum. Bakın limanlar, konteyner limanları. Hocam gösterelim isterseniz. Bir Karadeniz'de bir de Marmara'da konteyner şeyi var. Görselleri de yat koyalım. Limanları, 2 ve 3. Mendirekler. Kaç? 2 ve 3'ü. 2 ve 3. Evet. 2 ve 3'ü gösterdiğimiz zaman. Şu anda 2'yi görüyoruz herhalde, değil mi? Evet. Zaten yönetmeliğin gerektirdiği şekilde kıyılar, limanlar, işte bunların izlenme ofisleri, binalar, yapılar ve özellikle mendirekler, ambarlar ve 6 tane tasavvuri diyeceğim, planlanan, daha doğrusu teklif edilen 6 tane geçiş var. O da ister üst köprü, yani asma köprü isterse açılır kapanır halinde olsun ki bu konuda çok net bilgiler yok. Bu bahsettiğim kalemlerin her birisi
gerçek ÇED gerektiren, ayrı ayrı ÇED. Ayrı ayrı ÇED gerektiren bir şeydir. Dolayısıyla bu haliyle de şu andaki rapor sadece başvurudan ibarettir. Evet. Bunu ama söylemekte yarar var. Genel algımız, kamuoyu olarak genel algımız neredeyse kazmalar vuruldu ve Kanal İstanbul projesine başlandı. Ya da öyle miyiz? Ya da şöyle algı aslında toplumdaki algı şöyle. Bir ÇED raporu yapıldığı andan itibaren ki kimse bunun sonucun olumlu mu olumsuz mu olduğuna bakmaksızın ÇED raporunun çıkmasıyla sanki herhangi bir projeye zaten yol verilebilir. Yani bir etap atlanmış, evet, bir şey sonlandırılmış gibi gözüküyor. Oysa ki ÇED, hocam da söylediği gibi, sadece yapım aşamasında değil, işletme aşamasında da devam etmesi gereken bir süreçtir aslında. Sürekliliği olan bir süreç. Sürekliliği olan. Çünkü siz bunun sonuçlarını, yani hocam yanlış öğretmedilerse bize üniversitede çevre mühendisliği bakımından bildiğimiz kadarına bu sürekli olarak izlenmesi gereken bir durumdur. Dinamik bir süreçtir. Çünkü sizin bugün kağıt üstünde yazdığınız etkilerini zaman içinde ölçmeniz, değerlendirmeniz, gerekirse önlemleri değiştirmeniz, yani yazılanın dışına da çıkaraktan bunları yapmanız gerekebilir. Evet. Dolayısıyla şu anda bir ÇED raporu verildi gibi bazı basında sözü edilen şey çok da doğru değil. Bu bir başvuru sürecidir. Şu anda başvurusu yapılmıştır. Bundan sonra hocamın da dediği gibi içindeki şeyleri gösterebiliriz. 6, 7, 8, 9, 10 ve 11 nolu. Bunları sırayla gösterebiliriz. Sırayla, evet, gösterebiliriz. Bu köprü geçişleri her biri 1000-1500 metreden oluşan bazıları. Yine bilmediğimiz için sadece bir yorum yapabiliyoruz. Bir köprü. Bu köprü bile tek başına zaten ÇED yönetmeliğinde direkt olaraktan ÇED'e tabi yatırım olarak düşünülüyor. Evet. Dolayısıyla bu projede şu anda bilemiyorum tabii projenin içeriğini net olarak ama herhalde bir 15-20 tane alt ÇED diyelim. Bu büyük ÇED ise bunun ÇED'lerinin yapılması lazım. Hazırlanması lazım. Doğrudur. Hocam hemen özele girersek. Sonuç olarak elimizde bir başvuru raporu var. Bu rapor da hazırlayanların akıllarına ve hayallerine dayanılarak yapılmış bir şey değil herhalde. Çünkü bir siparişten bahsediyoruz, evet, değil mi? Evet. Yani devletin bununla ilgili bir kurumu bir ekibe bir ÇED başvuru raporu hazırlaması için belli doneleri vermek zorunda, evet, herhalde. Evet. Bu anlamda özele biraz girebilir miyiz? Yani şimdi, bu süreci de biraz tanımlayarak. İşte bu konuda çelişkimiz var. Evet. Yani ben şu anda 11 ay içerisinde ÇED yeterlik belgesi almış bir grup tarafından, ki içinde çevre mühendisleri, her türlü mühendislik ve bilgi sahibi insanlar var. Bakanlığın vermiş olduğu böyle bir projemiz var dediğinde o projenin nasıl bir proje olduğu hakkında bilgi sahibi değiliz. Evet, siparişin ancak verildiği tarihle hazırlanması arası 11 ay mı? Evet, yani bu raporun hazırlanması 11 ay sürmüş. 11 ay sürmüş. Anladığımız kadarıyla, evet, bakanlığa başvuru, ÇED'e başvuru raporu olarak verilen bu raporda birinci sayfasında da yazdığı gibi çevre etki değerlendirme ÇED yönetmeliğinin hükümleri çerçevesinde hazırlanmıştır diyor. Evet. Şimdi ÇED yönetmeliği, ÇED başvuru, yani işlevin başlayış şekline uyulduğu görülüyor. Fakat raporun içerisinde, yani detaylı olarak okuduğumuz zaman çok güzel bu siparişin üzerine, ki bu bir fikir siparişi gibi geliyor bana. Yani buraya bir kanal açacağız. Yerini de tespit et. Yat limanını da koy. Ne limanı koyacaksan koy. Üç tane koy, de ada yap. Ha, ama bakınız bunları söylerken şunu söylüyorum. Böyle bir proje varsa bile bundan haberimiz yok. Evet. Fakat böyle stratejik ve devasa bir projenin, böyle bir fikrin, projesi henüz ortada olmayan bu fikrin Karadeniz'le Marmara Denizi arasında bir kanal açmaktan geçeceği belli. Amacı ise
Murat Bey'in söylediği gibi Boğaz trafiğini, gemi, ulaşım, geçiş trafiğini rahatlatmak ve İstanbul'un bir sürü değerini, İstanbul gibi tarihi bir kentin bir sürü değerini koruma amaçlı bir amaçla ifade edilen bir ÇED. Evet. Dolayısıyla burada ilk iş olarak bu raporda gördüğüm kadarıyla 5 tane güzergah tespit edilmiş. Bu 5 tane güzergahın kendi içinde relatif olarak, ki rapor bunu söylüyor, kendi içinde relatif olarak belirli kriterler açısından karşılaştırılması yapılarak en iyisine karar verilmiş. Bunlar, bu kriterler de çok basit kriterler. Bir ÇED'de böyle kriter yapılmaz. Yani yerin seçimi böyle yapılmaz. Yani alternatif diye bunlar değil. Bunlar birbirinin alternatifi. Yani nereden geçirelim bunu diye bakıldığında su havzalarına, sit alanlarına, işte floraya, faunaya, yakınlığa, uzaklığa göre değerlendirme yapılmış ve bunların içerisinde 4 numaralı güzergah tercih edilmiş. En iyisi çıkmış. Ama bütün özellik işte yakınlık, uzaklık, su alanına. Fakat öte yandan ise bakınız nereden çıkmış bu? Küçükçekmece Gölü'nden giriyor. Evet. Bir tek gerekçesi var. Diyor ki 1B'yi gösterelim lütfen. Bir tek gerekçesi var. Diyor ki Küçükçekmece'nin içme suyu sağlama konusunda DSİ tarafından yeterli kalitede olmadığı tespit edildiğinden Küçükçekmece Gölü'nü, ki zaman ahvalde bunu işte batardolarla tuzlu tatlılaşmaya bırakıp İstanbul'a su temin edebilecek büyük lagünlerden biri Büyükçekmece'dir, biri Küçükçekmece'dir. Bunu olduğu gibi iptal ederek hem de ortadan kaldırıyor yani. Ortadan kaldırıyor dediniz, zaten bu bir su yolu. Evet. Dolayısıyla kanalın geniş ağzı da buna uygun gelmiş. Küçükçekmece'nin etrafına, Marmara Denizi'ne açılan yerine yat limanlarını, doklarını, bilmem bekleme alanlarını yaparak oradan hareketle Sazlıdere Barajı'nı da iptal ediyor. Yani İstanbul'un bir aylık suyunu temin edecek olan Sazlıdere Barajı'nın ve o barajın da tabii projesi yapılmış, bitmiş, İstanbul'un bir şeyini temin edecek olan, bir aylık suyunu temin edecek olan bir barajı da gözden çıkartıyor. Bundan sonra da dönüyor Karadeniz'de çıkarken Terkos Gölü'nün yanılmıyorsam %30'unu yok edecek şekilde, yani %30'unu kapsayacak şekilde Karadeniz'e açılıyor. Evet. Şimdi bu güzergahın, Terkos Gölü de su kaynaklarımızdan birisi. Evet. Bu güzergahın seçilmesinin nedeni İşte su kaynaklarına uzaklık, yakınlık veya da hafriyat miktarının daha az olacağı, mesafe, gemilerin manevra yapabilecekleri kıvrımların olmayışı, tuzlaşmaya, tarım topraklarına olan mesafeler gibi bir takım şeyler. Şimdi 5 güzergahı da alsanız her halükarda bu Avrupa'nın tarım ambarı olan Trakya'nın 1A gösterebilirsek orada 1A. 1A. Trakya'nın tarım topraklarını, gerçi zaten mahvolmuştur da yani Trakya'yı bütün münbit toprağı, yeraltı sularını bitirdik hocam Trakya'da. Şimdi dolayısıyla bu güzergah seçimi bile, yani bu veya birincisi, üçüncüsü, beşincisi. Bakınız, su yollarının iki tane barajın içinden o barajları iptal ederek geçiyor. Baklalı denilen Baklalı köyünün oradan Terkos Gölü'nün 30'unu alıyor. %30'unu ve bunların bu alanlara büyük tehlikesiyle birlikte toprağın tuzlulaşması, bunların hepsi için birer yorumları olmasına rağmen bu raporun hepsinde
bu güzergahın seçildiğini ve bunların yapılacağını hepsi için her sayfasında ÇED raporuna da detaylı olarak incelenecektir diye atıf yapılıyor. Atıfta bulunuyor. Evet, atıf yapılıyor. Evet. Şimdi ben bu aşamada bu kadar söyleyeyim. Evet. Ve bizim şu anda ÇED rapor, yani gerçek ÇED raporu konusunda hiçbir bilgimiz yok, değil mi? Şunu kastediyorum. Yapılacak, yapılmayacak, hayır, daha ihtiyaç var. Daha bakanlığa verilmiş. Evet. Şimdi başvuru dosyası veriliyor. Sürece demin Murat Bey anlattı. Süreç şöyle başlıyor. Başvuruyla başlıyorsunuz. Bakanlık bunu inceliyor ve size ÇED raporunuzu yapmanızı istiyor. Ama istiyor. Bahsettiğim demin stratejik ÇED başvuru dosyası bu esasında. Önüne stratejik kelimesini koymuyorlar. Evet. Ama amaçlarında söylüyorlar. Diyorlar ki gayet güzel söylüyorlar bunu da. Bu gemi trafiğini rahatlatmak ve buradaki tehlikeleri gidermek, çünkü bu diğer devletleri de ilgilendiren büyük bir strateji gerektiren bir olaydır diyorlar. Ama stratejik ÇED yapmıyorlar. ÇED'e başvurmak için bir rapor hazırlıyorlar. Rapor hazırlıyorlar. Şimdi burada çok önemli bir olay şurası. Kanalın açılması, vazgeçtim limanlar, doklar, geçişler, köprüler, yat limanları, her birinden vazgeçtim. Tuna diye bir nehir var yukarıda. Varna'dan denize dökülen bu nehrin bütün Avrupa'nın, hatta Romanya'nın özellikle de petrol atıklarını büyük kirlilikle İstanbul Boğazı'na kadar atan hidrolik akımlarla, ki ben bu konuda uzman değilim ama bunun hidrolojisinin incelenmesinde onu da başka bir programımızda var. Ele alacağız. Evet, başka bir programda ele alırsınız. Bu kanalı, yani Boğaz'da 45 kilometreden daha kısa olan bir Boğaz geçişini 25 kilometre ötesine yeni bir açık kanalla bu suyu taşımak Marmara Denizi'nin kesinlikle çok büyük oranda etkileneceğini göstermektedir. Böyle bir projenin yapılabileceği konusunda büyük tereddütlerim var. Yani böyle bir projeyi hangi akılla, hangi fikirle oluşturulacak ve buna nasıl bir olumlu ÇED kararı çıkacak, bu konuda büyük tereddütlerim var. Evet. Ben hemen Murat sana sormak istiyorum. Şimdi elimizdeki başvuru raporundan, şu dosyadan hep olumlu bilgiler alıyoruz. Yani olumlu derken şunu kastediyorum. Şunlar da yapılabilir, bunlar da yapılabilir. Evet, hocamın söylediği gibi sürekli pas yapılacak olan ÇED raporuna atılmakla birlikte bu rapordan biz anlıyoruz ki çok şahane bir projeyle karşı karşıyayız. Hatta projelerle karşı karşıyayız. Bu açıdan değerlendirirsek ne gibi olumsuz etkilerle karşılaşacağımızı düşünür çevre bilimciler? Ben açıkçası umudumu korumak istiyorum. Çünkü projenin özellikle de başvuru dosyasında şöyle bir ifade geçiyor. O da dünya mirası, projenin teknik olmayan özetinde geçen bir ifade bu. Dünya mirası kent üzerinde büyük baskı ve tehdit oluşturmakta deniyor bu tanker geçişleri. Bu doğrudur. Niye korkuyoruz bundan? Eğer böyle bir kaza olursa, Boğaz'da, İstanbul'da, Marmara'da veya Karadeniz'in girişinde oluşabilecek bir takım ekolojik faaliyet zararların bertaraf etmek için diyoruz ki burası son derece önemli bir kenttir, bir dünya mirasıdır. UNESCO da bunu dünya mirası listesine almıştır. Çok güzel. Demek ki bundan sonra da ele alış biçimimizin ve bakış açımızın böyle olması gerektiğini düşünüyorum. Evet. O zaman hocamın dediği gibi buradaki bundan sonraki süreç içinde ele alırken bütün bu olumsuzlukları bertaraf edecek olan, bunların maliyetlerini çok doğru hesaplayıp attığımız taş ürküttüğümüz kurbağaya deyip değmeyeceğine bakarak bu işi bir çevre bilimleri altında onun esaslarına uygun şekilde ele almamız gerekiyor. Şimdi böyle baktığımız zaman projenin içinde
biraz hızlı gidilmiş bir takım şeyler var. Örneğin bu 5 tane güzergah dışında başka bir güzergah, başka bir alternatif yok muydu? Bunların hiçbirini biz bilmiyoruz. Yani 5 taneden birini seçmek zorundaymışız gibi bir durumla karşıyayız. Kaldı ki gerçekten en azından şöyle söyleyeyim, bizim artık Asya Avrupa şeyimiz eğer böyle bir kanal yapılırsa yeri değişecek biliyorsunuz. Yani tabii. Asya neresi, Avrupa neresi, bunu bile sorgular olacağız. Dolayısıyla projenin bu anlamda çok ciddi bir büyüklükte, etkileri de o büyüklükte olan bir projeden bahsediyoruz. O zaman da bunun alt başlıklarını bence bir programda zaten bizim bunları ele almamız mümkün değil. Ve de her program içinde de bu olası etkileri, bu etkilerin tespiti ve tahmini, ondan sonra bu etkilerin bertarafına ilişkin veya yok edilmesi veya azaltılmasına ilişkin her disiplinden insanların bir takım şeyleri ortaya koyması gerekiyor. Bunlar incelendikten sonra karar aşamasına gelinmesi gerekiyor. Daha yolun başındayız diye düşünüyorum. Evet, ben burada hemen şunu sormak istiyorum. Şimdi 5 güzergah belirttin ve bunların alternatifi araştırılmış mı derken mevcut İstanbul Boğazı üzerindeki riskleri ortadan kaldıran bir alternatifi de kastediyor musun? Yoksa sadece bir güzergah olarak? Şimdi şöyle yine bu projenin gerekçesini net olarak bilmiyoruz. Evet. Tahmin ediyoruz. Burada yazılan kadar olduğunu varsayıyoruz. Ayrıca şunu biliyoruz. Kanal İstanbul'un her iki yakasında da koskocaman bir yeni İstanbul kentinin planlandığını da biliyoruz. O konulara girmeden önce Murat Bey'e bir ekleme yapmak istiyorum. Lütfen. Demin söylediğiniz gibi proje sanki kabul edilmiş. Daha doğrusu buraya bir kanal yapılması artık olmazsa olmaz gibi kabul edilerek bu. Şimdi o zaman hangi güzergahta yapalıma gelinmiş? Evet. İşin başında bir yanlışlığımız var. Yani böyle bir kanal projesi olmalı mı olmamalı mı'yı göstermesi gereken stratejik ÇED mutlaka yapılacak, bari hiç olmazsa en iyi yere yapayım haline gelmiş. Bilmem ifade edebildim mi? Çok net. Ancak evet. Bahsettiğiniz gibi şeydeki 25 kilometre öteye aynı riskleri taşımanın hiçbir anlamı olmayacağı bile bu kanal açılması projesinin bir fikir olarak ideal olmadığını gösteriyor. Şimdi zamanımız bitmeden ben bir anekdotla, bir anekdot değil de bir Atatürk'ten yine bir girişle şunu söylemek istiyorum. Çünkü büyük önderimiz diyor ki, bakınız 1934 yılında Le Monde muhabirine, Fransız Le Monde muhabirine diyor ki, Montreux Anlaşması imzalanacak iki sene sonra. Askeri geçişlerin, boğazlardan askeri geçişlerin, bu boğaz yalnız İstanbul Boğazı değil, Çanakkale Boğazı da var. Marmara Denizi bir iç deniz. Askeri güvenliği Türklere bırakılmalıdır. Aradan iki sene geçiyor, aynı muhabire, aynı yerde, o sırada da Montreux Anlaşması imzalanırken diyor ki, hayır gemiler büyüdü, riskler büyüdü. Yalnız askeri güvenliği değil, etrafının sosyal güvenliği de Türklere bırakılmalıdır diyerek 1936 yılında çevre tanımı yapıyor. Sosyal güvenlik tanımı yapıyor. Güvenlik tanımı yapıyor. Bugün aynı İstanbul'u biz koruyamamışız. Bu İstanbul Boğazı'nı. Evet. Evet. Yani boğazı korumak dediğiniz oradaki kıyıdaki yalıyı korumak değil. Onunla sınırlı değil. 10 bin ton civa oksit taşıyan bir yük gemisi geçerken kırılıp batsa İstanbul Boğazı'nı temizleyemezsiniz. Bütün canlılar ölür. Yalnız petrol değil, yalnız bilmem şu değil, bu değil. Şimdi böyle bir şeyi alıp Trakya'ya taşımak, Murat Bey'in dediği gibi Avrupa sınırıyla, yani İstanbul'dan çıktığınızda Edirne'ye, Serhat şehrimize gitmek için bir
trafik yoğunluğuna girmeniz gerekecek. Böyle bir projenin teklif edilmesinin bile stratejik ÇED gerektirdiği ve bu stratejik ÇED'in mutlaka menfi çıkması gerektiği kanaatindeyim. Şimdi yani bunu ben yapsam diyorsunuz, olumsuz bir sonuç çıkartırım veya gerçek anlamda bir stratejik ÇED yapılsa bunun olumsuz çıkması lazım diyorsunuz. Öyle mi? Doğru mu anlıyorum? Umudum şu yönde. Evet. Mustafa Kemal Atatürk'ün bize bıraktığı bir tane miras var. Akıl ve bilim. Evet. Akıl ve bilim çerçevesinde tüm çevre bilimciler, tüm mühendisler, tüm karar vericiler, politikacılar, programcılar, plancılar, kim olursa olsun hepimiz akıl ve bilim çerçevesinde bu projenin inşallah dönülür bu projeden diye düşünmekteyim. Temenni ediyorsunuz. Umut etmekteyim. Umut ediyorsunuz. Sadece umut ediyorum, evet. Ama yani stratejik ÇED'i ile başvuruldu. Bu yapılacağı anlamına gelmeyebilir. Mutlaka akıl ve bilim hakim olursa yok bu proje ÇED'den ve döndü denilebilir diye düşünüyorum ve umut ediyorum. Evet. Murat, bizim bugünkü programda ele almadığımız ama bu genel çerçeve içinde mutlaka ele almamız gereken başlıklarımız nelerdir? Hemen biz bugün geleceğim. Çok genel bir çerçeve sunduk izleyicilerimize. Önce hemen şu geçişle ilgili bir lütfen, kısa evet. ilave yapmak istiyorum. O da şu, biz aslında bu projenin gerekçesini Boğazlardan geçiş güvenliği olarak koyuyoruz. Ya da öyle anlıyoruz buradan. Bununla sınırlı tutuyoruz. Bence bununla sınırlı olacak gibi değil. Evet. Çünkü neden? Eğer sadece bu ise amaç, o zaman bizim biraz uluslararası hukuk, deniz hukuku vesaire gibi birçok alanda çok ciddi bir ülke olarak başarı elde etmemiz lazım. Uluslararası boyutta. Neden? Çünkü burada biz geçişleri biliyoruz ki bu geçişleri uluslararası bir konsorsiyuma bırakmak üzere düşünen dünya kadar devlet var. Evet. Bu devletler sonuç itibariyle bunu uluslararası konsorsiyuma devretmek isteyişinin sebebi buradan geçiş güvenliğinin olmadığı. Yani bizim söylediğimiz aynı şeyi söylüyorlar. O zaman biz bunu çok daha farklı bir platformda ve hakkımız olarak gerekirse Montreux Sözleşmesi'nin değiştirilmesi de dahil olmak üzere her şeyi tartışabiliriz diye düşünüyorum. Ancak bunu yapabilmek için bizim bir alternatif açmak yoluna gitmemiz çok mantıklı gelmiyor. Ve bunu yaptığımız zaman da kimse şu garantiyi de veremeyecektir diye düşünüyorum. Boğazlardan geçişi biz sınırlayamazken nasıl olacak da veya güvenliğini sağlayamaz iken veya güvenliğini sağlayamazken evet. Bence biz güvenliğini sağlayabiliriz. Daha fazla yatırımla, daha fazla şeyle güvenliğini sağlayabiliriz. Veya bunun dışındaki bir şey yine bir gemi geçişiyle yapmak yerine başka bir ulaşım, başka bir transport şeyiyle bunu sağlayabiliriz diye düşünüyorum. Alternatifler çoğaltılabilir. Tabii, şimdi çoğaltılabilir. Bakınız, ütopik projeler için ben de diyorum ki mesela Varna'dan geçin. Çanakkale Boğazı'nı da aşın. Hayır, Edirne, Meriç Nehri'ni geçin, Saros'a inin. Öyle bir kanal projesi yapın. Bulgaristan yapsın, Yunanistan yapsın. Beraber yapalım. Beraber yapalım, stratejik madem. Yani sınırı yok çünkü. Bütün devletlerin, dünyadaki bütün de dünya mirası olan Barcelona Sözleşmesi'nin dünya mirası olarak ilan ettiği maddelerine, hükümlerine, Montreux Anlaşması'nın 27. maddesi, Liberté de Passage denilen, serbest geçiş hakkı tanıyan maddesinin hiçbir şekilde yaptırım yapma hakkı yoktur. O zaman dünya milletleri demesi lazım ki Marmara, Ramsar, Çanakkale Boğazı'nı da korumak için başka projelere ihtiyaç vardır demesi lazım. Dolayısıyla amaç maddesinde bir kere açık görüyorum ben, bir sakatlık görüyorum. Bir de bütün bunlar mevcut İstanbul Boğazı'ndan çok sayıda
Çilebin, tankerin geçtiği varsayımıyla düşünülüyor ve projelendiriliyor. Evet. Bundan sonraki bölümlerde, dizide belki de şunların üstüne 3 ana başlıkta toplamakta fayda var. Bunlardan bir tanesi ekolojik etkileri diyelim ki bunun altı zaten derya. Oldukça kalın. Evet, belki oraya 3 program bile ancak yetecektir. Onun dışında muhakkak bir uluslararası hukuk konusunda bir şey yapılması gerekiyor. Belki de derinlemesine ve deniz hukuku vesaire anlamında. Onun dışında da tabii bir de hiç konuşmadığımız ve burada da çok yer almayan aslında ekonomik, sosyoekonomik ve ekonomik şeylerini irdelemek gerekiyor. Yönünü de irdelemek gerekiyor. Çünkü yine kamuoyunda konuşulan bunun, bu projenin, burada söylenmiyor ama bu projenin ciddi bir ekonomik gelir getireceği. Evet, yani müteahhitlik açısından belki ama sonuçta topluma burada ne getirecektir? Burada eğer getirecektir? Boğazlardan elde edilen geçişle ilgili bir gelirin buradan çok çok daha fazlası elde edecek. Süveyş'ten, işte Panama kanalından örnekler verilmesi çok da doğru değil. Dolayısıyla bunları çok derinlemesine irdelemekte fayda var diye düşünüyorum. Evet. Hocam çok teşekkürler. Sağ olun. Zamanımızı süratle bitirdik. Konuşamadığımız birkaç nokta kaldı. Onları da bir başka programda ele alırız diye düşünüyorum. Murat, sana da çok teşekkür ederiz. Hemen bir son sorum var. Bu elimizdeki bütün bilgileri aktardığımız rapor ulaşılabilir bir rapor mudur? Evet, bu tabii ki şu anda Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, altyapı yatırımları genel müdürlüğü tarafından arkadaşlar yapılan, alabilirlerse, evet. Çevresel etki değerlendirmesi başvuru dosyası. Bu zaten chat kamu için yapılır. Evet. Yani Artvin'deki Hasan Dayı için de yapılıyor bu proje. Dolayısıyla onun da ulaşması, bizim de ulaşmamız, sizin de ulaşmanız, herkesin ulaşmasına açık olan bir rapordur. Buna ulaşılabiliyor. İnternet üstünden ulaşılabilen bir... İndirip okumak tabii veyahut da ekrandan okumak mümkün. Çok teşekkürler. Rica efendim ederim. Bu hafta İstanbul Hepimizin girişimi tarafından hazırlanan Şehir Hepimizin programının konusu Kanal İstanbul idi. Bu konuda ilk programımızı yaptık. Gelecek hafta yeni bir Şehir Hepimizin programında görüşmek dileğiyle. Hoşça kalınız. Hoşça kalın.